Selahattin Paşalı. O doğduğunda takvimler 2 Şubat 1990'ı gösteriyordu. Muğla Bodrum'da dünyaya gelen Paşalı, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbolla ilgileniyordu. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu sayede yolu İstanbul'a düştü. Basketbol takım kaptanlığı yapan Paşalı, üniversite tercihini bambaşka bir alandan yana kullandı. Budapest'te de sanat yönetimi okudu. Aslında bu kararında abisinin büyük etkisi vardı. Abisi Sabancı Üniversitesi'ni birincilikle bitirdikten sonra başarı bursu alarak yurtdışına gitmişti kardeşine ise mutlaka yurt dışına çıkıp farklı deneyimler yaşamasını ufkunu açmasını tembihlemişti Selahattin de bu tavsiyeye uydu döndükten sonra 2015 yılında Craft tiyatroda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı tüm bu macerasını woman's Shine magden Seray Yazıcıoğlu ve Ayşe Çağla Küçüğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Aslında babam İstanbul, annem İzmirli. Dedemin bir tezde bir oteli var. Annemle babam orada tanışıp Bodrum'da bir hayat kurmaya karar vermişler. Ben ve abim Bodrum'da büyüdük. Annem babam hala Bodrum'dalar. Ben de ilkokul ve ortaokulu Bodrum'da okudum. Basketbola ilgisi olan bir çocuktum. İstanbul'la yollarımızın kesişmesi de basketbol sayesinde oldu diyebilirim. 14 yaşındayken Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldum. Liseyi de Bahçeşehir Koleji'nde bitirdim. Ardından radikal bir kararla Budapeşte'ye sanat yönetimi okumaya gittim ve bambaşka bir dünya ile tanıştım. Orada edindiğim bilgi ve donanımla yeni bir şeyler denemek adına mezun olduktan sonra tekrar İstanbul'a döndüm ve oyunculuk eğitimi almaya başladım. Aslında küçüklüğünde oyuncu olmak gibi bir hayali yoktu. Bu da Peşte'deyken bir arkadaşının bitirme projesi vardı. Mevlana ve tasavvufla ilgili olan Paşalı bir gün sınıfa sunum yapmıştı. Arkadaşı da anlattıklarından çok etkilenmiş, bitirme projesi zamanında Selahattin'e ''Sen bizimle paylaştıkların kıvamında bir şeyler yaz, biz de ona belgesel tadında bir kısa film yapalım.'' demişti. Her şey ondan sonra olmuştu işte. Aynı röportajda bu konuyla ilgili ise şunları söylemişti. Televizyon çağının içine doğan jenerasyonuz ve hepimiz kendimizi orada hayal etmişizdir. Ama oyunculuk çocukluğumdan beri aklımda olan bir şeydi dersem yalan söylemiş olurum. Sanırım bu yola girmemde en önemli dönüm noktası Budapeşte'de de sanat okumaktı. Üniversitedeyken bir yandan da bir sanat galerisinde ve Budapest Art Market isimli sanat fuarında çalıştım. Bir noktada izleyiciden çok üretici kısmına geçmek istediğime karar vermiştim. Çünkü ressamlar ya da sanat öğrencileriyle vakit geçiriyordum. Ama tam ne yapacağımı bilemiyordum. Üniversite son sınıftayken Nijeryalı bir arkadaşım bitirme projesi için kısa belgesel filmler çekiyordu. Ben de oynadım. Kendimi ilk defa o belgeselde izledim. Hoşuma gitti ve bu tam da hayatta yeni bir şeyler deneme isteğimle eş zamanlı oldu. Sonuç olarak o belgeselden sonra 25 yaşında oyunculuk denemek için İstanbul'a geldim. Kendimi craft'ta buldum. Eğitime başladığımda da oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Yeni şeyler keşfediyordum. Psikolojik açıdan rahatlatıyordu ve en önemlisi eğleniyordum. Eğlendikçe çalışmaya devam ettim ve süreç bunu meslek haline dönüştürdü. İbrahim Selim'le bu gecenin konuğu olan oyuncu bir anısını ise şöyle anlatmıştı. Bu da peştedeyken bir sınıf arkadaşım kast ajansına kayıtlıydı ve bir gün sen de kayıt yaptır dedi. Bence de kayıt oldum. Ve aylar sonra ajanstan aradılar beni. Dediler ki Budapeşte'de de Inferno adında bir Hollywood filmi çekiliyor. Başrolde Tom Hanks var gelir misin? Sabah çok erken saatte uzak bir yere gittim. Bir sandviç ve su verdiler ve orada saatlerce bekledim. Yardımcı oyunculuk konusunda hiçbir fikrim yoktu ve acıkınca gerçekten sinirli oluyorum. Domuz eti içeren yiyecekleri olduğu için yiyemedim ve üzerimde yalnızca kağıt para olduğu için Otomatlardan da yiyecek alamamıştım. Zaman geçtikçe tabii açlıktan daha da sinirim bozulmaya başladı. Tam bu sırada üzerinde güvenlik yazan iri yarı Macarlılar girdi. Sessiz olmamız gerektiğini söylediler. Önümde de Macar bir hanımefendi var. O da ağlamaya başlayınca damarım tuttu ve adamların saygısız tavırlarına kafa tuttum. Sonra yerlerimizi değiştirdiler ve yanıma model bir kızı oturttular. Yani 22-23 yaşlarındayım ve iri yarı adamlardan biri gelip sert bir biçimde arkanı dönmeyeceksin deyince benden bir anda istemsizce orvat yanıtı çıktı. O andan sonra biri bir kolumdan diğeri bir kolumdan tutup beni 3 saniyede filan dışarı attılar. Aslında oyunculuk kariyerim Hollywood setinden kovularak başladı diyebilirim. 2017 senesinde Kraft Tiyatro'da Üç Kadının Hikayesinin Anlatıldığı Yutmak adlı oyunda çalıştı. Sanata gönül veren Paşalı'nın kameralarla tanışması da çok gecikmedi. 2017 senesinde Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı adlı diziye dahil oldu. Gökhan Alkan, Öykü Karayel gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Bu diziye nasıl dahil olduğunu Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. 2011 yılında Kelebekler Vadisi'ne gitmiştim. Orada yan çadırımda bugün kalp taşının da kastını yapan kast direktörü Hülya Çelen vardı. Bu da Peşte'ye gitmemiştim henüz o dönem ve oyunculuk aklımın ucundan bile geçmiyordu. Bir şekilde tanıştık ve sohbet ettik. Çok sevdik birbirimizi. Bu da Peşte'de oynadığım kısa filmi ilk ona göndermiştim. İstanbul'a döndüğümde artık oyunculuğu deneyimlemek istediğimi biliyordu. O da hep destekledi beni. Sonra irtibat kuruldu. Alp karakterini uygun görmüşler. Bu arada kraftta eğer hazır olduğunu görmüyorlarsa seni bırakmıyorlar. İyiliğin için bekletiyorlar. Mesela birinci yılın sonunda beni auditionlara geç gönderdiler. Pişmemi istediler.'' Aynı röportajda dizideki ilk sahnesinde yaşadıklarını ise şu sözlerle anlatmıştım. İlk sahnem öykünün herkese dövdüğü andı ve o gün öğlen 2'de sete geldik. Ertesi gün sabaha karşı 5'te ilk repliğimi verdim. Mafya babalarını görüp elimdeki aleti atıyorum o sahnede ve flörtleştiğim kıza da yine görüşemeyeceğiz, acil bana kaldı gibi bir cümle kuruyorum. Bu sahne stedikemle çekildi. Ortada kocaman bir teçhizatı yüklenmiş koşan bir adam var ve nereden göründüğünü hiç bilmiyorum. Stedikem'le ilk defa orada tanıştım. Bu sırada Yusuf Hoca gelip sana çok büyük gol atıyorum dedi. Ben de bir afalladım ve anlamadım. İlk sahnede en zor olay sende. Çünkü seninle bitiyor. Bir yanlış yaparsan hepsini baştan çekeceğiz deyip gitti. Tabii ben terlemeye başladım. O kadar insan. Sabah beş olmuş. Herkes yüzüne bakıyor. Benden öncekiler tıkır tıkır işliyor. Sıra bana gelirken yaradana sığındım orada bir ufaktan. Ve kestik denildiğinde derin bir oh çektim. Yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Paşalı 2018 senesinde ise Bir Umut Yeter adlı dizide Esra Bilgiç, Hazal Subaşı, Tolgahan Sayışman gibi isimlerle birlikte çalıştım. Sonrasında Leke dizisinde Arda Yenilmez olarak çıktı karşımıza. Babil'de Hakan, Aşk 101'de Osmanoğlu verdi. 2021 yılında Hazal Kaya ile birlikte oynadığı Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde Halit karakterini hayat verdi. Balkaya adlı filmle başarısını perçinleyen Paşalı, Kurak Günler'in savcısı olarak da çıktı karşımıza. Emin Alper imzalı film Kurak Günler'de savcı Emre karakteriyle ödülleri ve hayranlıkları topladı. Kazandığı ödüllerin en çok hem kendisi hem de ailesi eşi, çocuğu için güzel bir miras olmasına sevindiğini söylüyordu. Milliyet Sanat'tan Asumara'ya verdiği röportajda, ödüllerin ayrı bir sorumluluk getirdiğine de değinen başarılı oyuncu, mükemmeliyetçi bir tarafım olduğu için ödül bir baskı yaratır mı üstümde diye korkuyordum demişti. Son olarak Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizide başrol oynayan yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Zerrin Sümer gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Özel yaşamına değinecek olursak, Selahattin Paşalı Nisan 2022'de Lara Tümerle nikah masasına oturdu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. 6 Temmuz 2022'de anne baba oldular. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Lara Paşalı, haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Paşalı, "İsmimize anne ve baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Peram. Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. Hürriyet'ten Hakan Genc'e röportaj veren Selahattin Paşalı kendisiyle ilgili şunları söylemişti. İlk girdiğim ortamlarda sessiz kalır, insanları izlerim. Snob ve ukala derler, burnum havada sananlar olur. Aslında sebebi özgüvensizlik midir nedir? Ama kendimi saklamayı seven ve gözlem yapan bir tarafta kalıyorum sanırım. Genelde efendi ve kibar biri derler. Bunu maske olarak da yapmıyorum ama arada ekmeğini yediğimde oluyor. Çünkü efendi ve kibar olunca kapılar açılıyor. Teşekkür ederim ve lütfen kelimeleri çok önemli. Bunlar bende vardır ve samimi bir yerden söylerim. Hakkım yenirse, adaletsizlik olursa sinirlenirim. Fazla mükemmeliyetçiyim ve fazla düşünürüm. Çok stresli zamanlarda obsesif kompulsif durumları falan da olur. Hayatı kendime zorlaştırıyorum. Çok takıntılıyım. Özellikle iş konusunda bir sahne kötü geçerse aklımdan çıkmıyor. En az 2-3 gün uyuyamıyorum. Bir de evden çıkmak çok zor oluyor. Ocakları kapadım mı, kapılar kapalı mı, musluklar kapalı mı sürekli kontrol ederim. Ya da pazartesi günleri evde cam açmazdım mesela. Kendimi çok yakışıklı bulan biri değilim. O yorumları hızlı geçiyorum. Genelde performansımla ilgili yorumları merak ediyorum. Çünkü yakışıklılıkla alakalı bir iddiam yok. Çok yakışıklı adamlar var. Ve buradan bir yarışa giremem. Performans alanımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oradan yarışabilirim. GQ'ya verdiği röportajda ise şunları söylemişti ünlü oyuncu. Para biriktiririm. Yatmadan önce dua ederim. Bir alışkanlık değil belki ama hala karanlıktan korkarım. İyi salağa yatarım. Hiçbir şey olmamış gibi takılırım. Ama alttan alta eşi götürürüm. İlahi bir gücün varlığına inanıyorum. Her neyse onun adı. Biz de yetenekli oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.